Osman. İçeri gelin. Alın bakın şunu. Komutanların iyi davrandığını şu ana kadar hiç görmedim. Her zaman dayak da var, baskı zaten hep vardı. Ben çatışmada kaçtım. Amacım özgür bir, yani özgür bir şekilde yaşamak için kaçtım. Burada şartlar daha insanca. Bize iyi davranıyorlar. Amacım halkın bir savaşçısı olarak halk savunma güçlerine katkı sağlamaktır. Ben artık bir iç değilim. Burada hiç olmadığımı hissediyorum. Ben bir kardeşim. Hiç değilim ben. Ben bir kardeşim. Ben bundan sonra Godamanlar için değil, halk savunma güçleri için savaşacağım. Görüntü Stockholm'da yayın yapan yerel bir televizyonda saat 16'da yayınlanmış. Malum çevrelere ait bir kanal tabii. Kendi internet sitelerine de koymuşlar arkadaşlar. Propaganda amaçlı. Uzman arkadaşlar görüntüleri inceleyecek. Ama benim ilk intibam... Maalesef aramızdan çürük çarık da çıkıyor işte. Komutanım, operasyonu durduruyor muyuz? Elbette hayır. Ne olursa olsun o çocuğu bulmamız lazım. Hem de geç olmadan bulmamız lazım. Böylesi daha çok can yakıyor değil mi? Biliyor musun Kerkükle? Bu çocuk öyle bir şey yapmış olsa bile... Neyse. Bu ne sırtlan oyunudur Osman Bey? Bu ne menen bir iştir. Kalk lan ayağa!
Çantal. Hücum yeleği. Mayın direktörü. Tam teçhizat karakolun etrafında elli tur. Yedekten sonra dizleri çökene kadar. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Komutanların iyi davrandığını şu ana kadar hiç görmedim. Her zaman dayak da var, baskı zaten hep vardı. Ben çatışmada kaçtım. Ben artık bir hiç değilim. Burada hiç olmadığımı hissediyorum. Ben bir kardeşim. Ben artık bir hiç değilim. Burada hiç olmadığımı hissediyorum. Ben bir kardeşim. Hiç değilim ben. Burada hiç olmadığımı hissediyorum. Ben bir kardeşim. Hiç değilim ben. Ben bir kardeşim. Ben bir kardeşim. Hiç değilim ben. Ben bir kardeşim. Tüfekle ateş ettin. Dosyan komutanın önünde. Ya buradan bir dosya numarası olarak defolup gidersin, ya da bu aslanlar takımının bir üyesi olursun. Ya kardeş olursun, ya hiç olursun. Anladın mı lan? Ben bir kardeşim. Hiç değilim ben. Ya kardeş olursun, ya hiç olursun. Ya kardeş olursun, ya hiç olursun. Komutan. Osman, ne oluyor la? Fatih bize ihanet etmemiş. Ne diyorsun ula sen? Komutanım, diyorum ki Fatih bize ihanet etmedi. Osman. Komutanım, o kadın burnumuzun dibine kadar girip koskocaman bir propaganda afişi asacak. O afişin yazılarını da Fatih'in kanıyla yazacak.